Merhaba 7. sınıflarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah yine aynı masalarda, aynı sıralarda, aynı okulun, aynı çatının altında beraber şarkılar, beraber türküler söyleyebilmek ümidiyle karşınızdayım. Sizleri, hepinizi çok çok özledim. Çay doldurmalarınızı, selamlaşmamızı, beraber nöbet tutmamızı, her şeyi özledim. Siz benim göz ağrımsınız, ilk göz ağrımsınız. Cumhuriyet Ortaokulu'na ikimiz beraber başladık. 2,5 yıldır hayatımdasınız. Ben de sizin hayatınızdayım. Siz benim gözümün nurusunuz. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum canım 7. sınıflarım. Bu videoyla karşınızdayım. Şöyle bir şey yapmayı planladım ben. 7. sınıf, tabii ki 7. sınıftasınız. Bursluluk sınavında sorumlu olunan konular tahtada gördüğünüz üzere. Birkaç tanesini yavaştan toparlamaya çalıştım. İnşallah böyle ayrı ayrı videolar şeklinde kameranın karşısına geçeceğim. Siz de evinizde, sandalyenizde, masanızda oturup beni dinlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi tahtayı görebiliyordursunuz umarım. Bursluluk sınavında sorumlu olunan konular var. İşte sözcükte anlam var, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam çıkacak. Cümlede anlam var, gençler yine aynı şekilde. Parçada anlam, paragraf verir, konusunu sorar, kişisini sorar, ana düşüncesini sorar. Geçiş ve bağlantı unsurları işte ama, fakat, oysa ki vardı. Özellikle vardı mesela. Deyimler ve atasözleri mutlaka. Hikayemin unsurları kişi, yer, zaman, olay, işte anlatan kişiyi soracak. Ben size bugün fiillerin anlam özelliklerini anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Neler varmış fiillerin anlam özelliklerinde? Gençler, hatırlıyor musunuz şöyle fiilleri? Oluşumlarına göre üçe ayırmıştık. 1- İş kılış fiilleri, 2- Durum fiilleri, 3- Oluş fiilleri. Birazdan tek tek neydi ne değildi hatırlamaya çalışacağız. Ta Eylül'ün konusuydu bu ama şimdi birinci dönem konularından bursulukla çıkacak. O yüzden şöyle bir bilgilerimizi geriye doğru hatırlamaya başlayalım bakalım. Haydi. Geldim bakalım. İş fiilleri. Gençler, fiilleri biliyoruz değil mi? Fiiller neydi? İş, oluş, durum, hareket bildiren kelimelerdi. Hani makmek mastareki alabiliyorlardı. İlkim iş fiili. Bir diğer adı kılıç fiili. İş bildirirler diyor. Öznenin iradesiyle gerçekleşir ve bir nesne üzerinde gerçekleşirler. En önemli dikkat etmem gereken şey nesne aldıkları. Şimdi cümleyi okuyorum. Cümlenin içinde fiili buluyorum. Ve ben fiile neyi, kimi sorularını soruyorum. Eğer cümlenin içinde cevap varsa ya da cümlenin içinde cevap yok ama ben cevabı aklımdan verebiliyorsam bu fiile diyeceğim ki iş fiili. Cümleme bakıyorum gençler. Balıkçı ağını çekiyor. Atlarını çizmişler zaten. Çekiyor benim neyim? Fiilim. Peki soruyorum. Neyi çekiyor? Ağını çekiyor. Cevap verebiliyor mu? Evet. O zaman ne fiili? İş fiili. Bahçıvan ağaçları buduyor. Buduyor fiilim. Soruyorum neyi? Var mı cevap? Evet. Ağaçları. Çocuk içeride ders çalışıyor. Çalışıyor fiil. Peki ne çalışıyor? Ders çalışıyor. Yine aynı şekilde cevap verebiliyor. Yani bu cümlemde nesne alabiliyor. O zaman altı çizili fiillerim. İş fiili. Gençler neyi sorusunu soracağız? Unutmayın. Cümle içinde neyi sorusunun cevabı yoksa bile ben bir fiile aklımdan neyi sorusunu sorduğumda cevap verebiliyorsam, cevap alabiliyorsam bu benim için iş fiilimdir. Geldim. Şimdi iş bildiren fiiller var. İşte yıka, sil, süpür, del, kazı, katla. Farkındaysanız bakın hiç biri cümlede değil. Kendi başına fiil hallerinde. O zaman neyi sorusunu soruyorum. Aklımdan cevap verebiliyorum. Cevabım varsa iş fiili diyorum. Anlattı. Neyi anlattı? İşte başımdan geçenleri anlattı. Dün yolda neler gördüğünü anlattı. Aklımdan cevap verebiliyorsam iş fiili. Al işte babam pazardan elma aldı gibi. Sat. Annem yumurtaları bakkala satmış dediğim zaman aklımdan cevap verebiliyorum. Bu yüzden iş fiili. Geldim ikinciye. Durum fiili.
Şimdi gençler, durum fiilinde şöyle bir durum var. Eylemin içinde bulunduğu durumu anlatacak bana. Genellikle durağan bir durumdan bahsedecek. İş fiiliyle en ayırt edici özellik neyi, kimi sorusuna cevap vermez. O zaman benim durum fiilim nesne alamayacak. Nesne alamayan fiillere ben durum fiilleri diyeceğim. Neyi soruma asla cevap veremeyeceğim. Cümlenin içinde de cevap veremeyeceğim. Bir fiil okuduğum zaman aklımdan o fiile neyi diye sorduğumda da cevap veremeyeceğim. Unutmayın. Durum bildiren fiillere örnekler burada. İşte uyumak genellikle insan hallerinden bahsediyor gençler. Gün içinde yaptığımız eylemlerden bahsediyor. Uyumak, durmak, oturmak, susmak, bakmak, yürümek hep bize ait haller ve hiçbiri neyi sorusuna cevap vermiyor. Geldim sonuncu oluş fiillerine. Şöyle bir durum var oluş fiillerinde. Benim fiilimin bildirdiği iş asla öznenin iradesinde, yani benim irademde değil. Yani ben istesem de bu fiil gerçekleşecek, ben istemesem de gerçekleşecek. Benim için önemli olan bu fiile neyi, kimi sorularını sormak değil gençler. Genellikle biyolojik süreçlerden bahsederler. Unutmayın, benim irademin dışında gerçekleşecek. Ben istesem de o iş olacak, istemesem de olacak. Bu bir. İkincisi de zamanla meydana gelecek. 3 saniye önce baktım böyleydi. İşte 3 saniye sonra baktım, hemen değişmiş değil. Zamanla gerçekleşecek. Unutmayın. 1. Benim iradem asla yok. 2. Zamanla gerçekleşecek. Geldim buraya. Oluş bildiren fiillere bak. Paslanmak zamanla olur. Ve ben istesem de paslanır, istemesem de. Çürümek yine aynı şekilde zamanla ve iradem asla yok. Morarmak, esmerleşmek, bronzlaşmak, yaşlanmak, eskimek, tozlanmak, batmak, donmak, erimek, bayatlamak, küflenmek hepsi zamanla olacak. Unutmayın, ben istesem de ekmek küflenecek, istemesem de küflenmeye benim bir dahiliyetim yok. İşte çelik, çatal, bıçak ne olur? Kararır zamanla. Ben istesem de kararacak, istemesem de. Esmerleşmek de öyle, zamanla gerçekleşecek. Yaşlanmak da öyle. İşte ağaçların yapraklarını dökmesi değil de, işte solmak diyelim, çiçeklerin solması. Ya da bizim büyümemiz, uzamamız hep zamanla oluyor. İşte dün 1.60 boyundaydım da 3 saniye sonra 1.75 mi oldum? Hayır, bunlar zamanla gerçekleşecek. Şimdi bir tane sorumuz var. İnşallah okunuyordur. Soruya bir bak bakalım. Şimdi 4 tane öğrencim var gençler. Elinde pankart taşıyorlar. Diyor ki işte kılış, oluş ve durum fiillerini taşıyan bir pankart taşımaktadır. Sorulara, soruya bir bakın bakalım. Şıklarına bir bakın. Cevabını ben vermeyeceğim. Bence bulabilirsiniz anlattığım kadarıyla. Durdurabilirsiniz burada ekranı. Geldim gençler benim son etkinliğime. Burada yazı biraz okunmayabilir. O yüzden ben biraz büyütmeyi tercih ediyorum. Burada değil de şunu büyütelim bakalım. Şimdi diyor ki sorumda aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altına çizin. Kolaylık yapmışlar, çizmişler. Sadece anlam özelliklerini soruyor. Yaklaştırıyorum, daha da yaklaştırıyorum. Umarım şu şekilde okunuyordur. Yeni taşındıkları mahalleye kısa sürede alıştı. Alıştı fiil. Soruyorum. Neyi alıştı? Kime alıştı? Cevap veremiyorum. Peki alışmak benim irademle gerçekleşen bir şey mi? Evet. Nesne alabiliyor mu? Hayır. O zaman cevabım ne fiili? Ne fiili gençler? Durum fiili. Sonbaharın gelmesiyle yapraklar sararır. Unutmayın. Sararmak fiilinde öznenin hiçbir şekilde iradesi yok. O zaman ne fiili? Yaklaşık bir aydır üzerine bir durgunluk çökmüştü. Çökmüştü. Fiil. Peki neyi ne çökmüştü? Bir durgunluk çökmüştü. O zaman ne fiili? İş fiili. Peki gençler, burada yavaş yavaş durdurabilirsiniz, dondurabilirsiniz. Bunları da ben sizin çözmenizi isteyeceğim. Şöyle bakalım. Tek tek okuyun bakalım cümleleri. Okunduğunu düşünüyorum. Şöyle kaydıralım. Şu şekilde. Konum bu kadardı. Başka videolarla yine karşılaşmak üzere. Hepinizi çok çok özledim.
Allah'a emanet olun. Kitap okumayı unutmayın. Motivasyonunuzu hiç düşürmeyin. Yine kavuşacağız. Yine aynı zille beraber aynı sınıfları dolduracağız. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.